4 kez idam yedim. 740 yıl hapis cezası kestiler. 48 yıl 38 aile cezaevinde hapis yattım. Ben Abdullah dayıyım, baba değilim. Abdullah Palaz öldüğünde ülkemizin bütün hapishanelerinde yas tutuldu. Arkasından ağıtlar yakıldı. Öylesine çok seviliyordu ki devlet onu Karşıyaka mezarına gömdü ama sevenleri yasal bir dayanakları olmadığı halde naaşını mezarından çıkartıp Antep'in Tırnatan köyüne gömdü. O efsanevi bir kabadayı namı diğer Antep canavarıydı. Bu lakabı 15 kişinin katili olarak girdiği Konya cezaevinde almıştı. Abdullah Palaz'ın hapishane hayatı 48 yılda 38 farklı cezaevinde geçti. Abdullah Palaz ilk cinayetini 12 yaşında işledi fakat bu faili meçhul olarak kaldı. 3 kez büyük koğuş baskını düzenledi. En büyük koğuş baskının yaptığı Afyon cezaevinde yaralanmadan çıktığı koğuştan geriye 59 yaralı ve bir de ölü bıraktı. 4 kez idam cezası aldı ve 740 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetten tutuklu olarak Gaziantep cezaevinde yatarken dışarıda dayısını öldüren ve cezaevine konan 2 kişiyi öldürüp ikisini de yaraladıktan sonra cezaevi savcısı İsmail Oktay Bey'e verdiği ifade şu şekildedir. Savcı beyim, hapishanede işlediğim cinayetlerin %99'unu sonu ölüm diye yaparsın. Ama idare buna karşı çıkar. Elinde bu silah olmasa idarenin adamları kafamı kırarlar. Sakat ederler, ciğerlerimi sökerler. Sen bunu daha iyi bilirsin. İşkence yapılır. Bunlar kanuni cezaların dışındadır. Orman kanunudur. Bak sana anlatayım savcı beyim. Bir arkadaşımıza Erzurum cezaevindeyken kumar teklif ettiler. O oynamak istemeyince de bu sefer borç para istediler. İstedikleri parayı verirken de elinden bütün parasını aldılar ve bu parayı kumarda kaybettiler. Arkadaş parayı geri isteyince vermediler. Bu arkadaş bir alet buldu, parasını alanı gece öldürdü ve cesedini helaya astı. Bu arkadaşa idam verdiler. Cezası da infaz oldu. Şimdi bu arkadaş idamlık suç işlediğini bilmiyor muydu? İdam hiçbir zaman caydırıcı değildir. Ben de şu an cezaevinde 2 kişiyi öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamış durumdayım. Ama idam edilir miyim diye falan hiç düşünmüyorum. Beni icbar ettiler. Yiğit dayımı öldürdüler. Hem de arkasından kahpece vurarak. Bunları öldürmedikten sonra ben yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Öldürünce de idam edilmek vız gelir bana. Ama şunu da söylemeliyim savcı beyim. Ne olursa olsun ben şu anda 2 can almış durumdayım. İçimde bir eziklik var. Ölüm akıbettir savcı beyim. Nasıl söyleyeceğiz? Bunun günü zamanı vardır. Öleceğiz. Ölmemek mümkün değil. Abdullah Palaz Antep canavarı lakabını 15 kişinin katili olarak Konya cezaevine girdiğinde almıştı. Konya'da hapishaneye yeni gelen mahkumlara bir gözdağı verilmesi gerektiğini düşünen Abdullah Palaz, kendisi gibi Antepli olan 7 arkadaşıyla birlikte gardiyanlardan bıçak temin eder. Ardından bir gece vakti yeni gelenlerin koğuşunu basarlar. Ancak koğuştaki kimseyi öldürmezler. Sadece yaralayıp gözdağı vermekle yetinirler. Bu onun Konya'daki ilk vukuatı olur. Bu olayın ardından Afyon cezaevine sürgün edildi. Oradan da aynı şekilde gözdağı vermesi gerektiğini düşünerek yine koğuş bastılar. Ancak bu defa iş gözdağı vermekle kalmadı. Bir kişinin ölümüne sebep oldular. Bir gece zincirde tutulduktan sonra Bursa'ya sürgün edildi. Bursa gittiği hapishaneler arasında en zorlarından biriydi. Gittiği ilk gün arkadaşlarıyla beraber boğazlarına kadar gelen dışkı dolu bir kanalizasyona kapatıldılar. Bu da onlara gözdağıydı. Abdullah Palaz 1.90 boyunda olduğu için pislik en fazla koltuk altına kadar geliyordu fakat boyu daha kısa arkadaşlarından pisliği yırtmak zorunda olanlar bile vardı. Bu arada 8 saat tutulduktan sonra çıktıklarında üzerlerine biraz su tutularak koğuşlarına gönderildiler. 3 arkadaşı hayatını kaybetti. Feriköylü İbrahim isimli cezaevi kabadayısını vurunca Sinop cezaevine gönderildiler. 1991 yılında şartlı sılı verme yasası ile birlikte tahliye olan Abdullah Palaz 9 ay sonra hayatını kaybetmişti. 1.90 boyunda pala bıyıklı ve iri yarı bir adam olan Palaz, Turhan Temuçin'e ölmeden önce anlattığı hayat hikayesi şöyle başlamıştı. Abdullah dayı adını Türkiye'nin tüm cezaevlerinde herkes bilir. Bu ad adalet demektir. Haksızlıklara baş kaldırmak demektir. Haksızlıklara karşı Hazreti Ali'nin kılıcı demektir. İnsanlığa kendini adamak demektir. Bu ad Allah'ın yeryüzündeki kötülüklerin üzerine gönderdiği gazabıdır. Ben Abdullah dayıyım. Baba değilim. Ama herkese sorun. Beni Türkiye'de bütün babalar bilirler. Beni anlatsınlar size. Ama onlar neyi anlatabilirler ki? Onların hangisi benim yattığımın onda birini yatmıştır cezaevinde? Onlardan hangisi 5-10 seneyi devirebilmiştir ki?
Onlardan hangisi bir kez idam yemiştir ki? O zaman Abdullah dayıyı en iyi gene ben anlatırım. Gerçek Ramiz dayı Abdullah Palaz'ın şaşırtıcı mapusluk hikayesi. Abdullah dayı Konya cezaevine geldiğinde namı kendinden önce gelmişti. Ardında 7 cinayeti vardı. Ama onun sorumlusu olduğu iddia edilen faili meçhul cinayetler de anlatılıyordu. Bu durumda Abdullah Palaz 10-15 kişinin katili olarak görünüyordu. Adı Konya cezaevinde Antep canavarına çıkmıştı. Konya cezaevi ağası bol bir cezaeviydi. Yerli mahkumlar ile yabancı mahkumlar arasında hep bir sürtüşme vardı. Yerli mahkumlar yabancılara hemen hemen hiçbir hak tanımıyordu. Bu durum Abdullah dayının yapısında olan bir insan için kabul edilecek bir durum değildi. Yerli mahkumlar idare ile işbirliği yapıyor ve cezaevini cehenneme çeviriyorlardı. Ama Abdullah dayı gibi bir mahkumun gelişi yerli mahkumları rahatsız etmişti. Ondan hem çekiniyorlar hem de ona bir şeyler yapıp sindirmek gerektiğine inanıyorlardı. Abdullah dayı anlatıyor. Ama benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yerli Konyalı efeler çok kalabalıklar, hepsi aynı koğuşta kalıyor, voltaya hep birlikte çıkıyor. Hiç açık vermiyorlardı. Bundan daha kötüsü ise henüz dışarıdan hiçbir alet getirememiştim. Ben de silah olarak hiçbir alet yoktu ama param boldu. Bununla bir şeyler elbette yapacaktık. Biz 7 Antepli bize karşı olan kışkırtmalara, hakaretlere hiç aldırmadan günlerimizi geçiriyorduk. Voltayı birlikte çıkıyoruz, birlikte oturup birlikte kalkıyoruz. Efeler de durup dururken bize saldırmıyorlar. Çünkü namımızı biliyorlardı. Benim silahsız olmayacağıma inanıyorlardı. Onların hesabı beni yalnız sıkıştırıp işimi bitirmekti. Ben ortadan kalkarsam çok ünlü bir mahkum hallettikleri için onların namı artacaktı. Benim hesabım ise onların tüm ünlü işini bitirmekti. Kaç kişilerse kaç kişiler, kalabalıklarsa kalabalık. Konya'ya gelişimin 15. gününde bir gardiyan ile dostluk kurdum. Oradan buradan laflarken sonunda buna çıkartıp 50 lira verdim. Ama nağım dedim, ne olur bana 7 bıçak bir de ateşli silah getir. Korkma, seni ele vermem. Bu silahlar gelince sana ayrıca 100 lira daha vereceğim. Biraz nazlandı. Önceleri olmaz dedi ama ben bıçaklar gelince veririm dediğim 100 lirayı da çıkartıp verince olay çözüldü. Peki dedi. Yarın silahları elinde bil ama beni ele vermeyeceksin. Senin yiğitliğine güveniyorum. Koskoca Antepli Abdullah'sın sen. Ertesi gün silahlar geldi. 7 Anteplinin her biri artık silahlıydı. Bıçaklarımız vardı ki nasıl? Her biri söğüt dalı gibi sürmene bıçaklar. Ben daha o gece planımı yaptım. Arkadaşlara planı anlattım. Sabaha karşı bunların koğuşunu basacağız, kapılarını patlatacağız. Dikkatli olun, yataklarından kalkmadan bastırmamız gerekiyor. Yalnız ölüm istemiyorum, parmak işi, santim işi yapacağız. Gözdağı vereceğiz bunlara. Ölüm olursa bizi buradan gene sürerler. Yaralamada kalırsa sürmezler. Onlar da bizim üstünlüğümüzü kabul ederler. İyi bir düzen kurarız içeride, kimseye ezdirmeyiz kendimizi. Kumarı ve esrarı yasaklarız. Fakirin elinden tutarız. Önden ben de alacağım içeri. Siz girinceye kadar ben efelerden 3-4'ünü hallederim. Geri kalanları da siz içeri girince birlikte yıkarız. Sabaha karşı bizim koğuşun kapısını yavaşça açıp dışarı çıktık. Bu yerli efelerin yattığı koğuşun önüne geldik. Onlar kendilerini emniyete almışlar. Koğuş kapısı içeriden sürgülü. Benimle birlikte bir arkadaş daha gerilip kapıya yüklendik. Kapı anında patladı. İlk içeriye ben daldım. Kalın deve tüllü paltomu sol koluma doladım. Onunla birlikte kalkan gibi göğsümü koruyacaktım. Şimdi bu Konyalı efeler gafil avlanmışlardı. Daha ne olduğunu anlamadan uyku sersemi bıçağı yiyorlardı. Ben en dipteki ranzaya varıp bir alta bir üste daldırdım bıçağı. Onlar da ah anam yandım derken bu sefer de tam karşı ranzanın üzerine ve altına yatanlar yediler bıçağı. Ama öylesine daldırıyordum ki bıçağı ölümle değil, parmak işi yani. Ben dipte işi bitirirken arkadaşlar da içeriye dalmışlar, kapı yanındaki ranzadan işe başlamışlar. Onlar da aynı benim gibi parmak işi yapıyorlar. Bacaklarına, butlarına, kollarına. Bir bağırtı, bir cayırtı ki görmeye değer yani. Yaralananlar sanki çok ağır yara almış gibi yerlerinden kalkmıyorlar, ölü numarasına yatıyorlardı.
Bunlara dönüp bakın dedim, yaptığınız işler hep yanlıştır. Yoksulu kimse sizi ezersiniz. İdareyle işbirliği yapar, cezaevine cehenneme çevirirsiniz. Bizim gibi yabancılara hiçbir hak tanımak istemezsiniz. Bunlar yanlıştır. Bu size bir ders olsun. Bir dahakine işi böyle ufak bırakmayız, can alırız. Bunu iyi bilesiniz. Sonra şunu da unutmayın. Biz buraya camiden gelmedik. Bizim hepimizin sırtında idamlar var. Tek durum bundan sonra. Daha sonra biz koğuşumuza girdiğimizde idare kapısı açılıp içeriye gardiyanlar ve jandarmalar girdi. Armaların seslerin geldiği yöne doğru koştular. Tabii yaralanmaları yapanlar ortada yoktu. Vurulanların ifadesine göre koğuştan bizi aldılar. Biz bıçakları çoktan kaybetmiştik. Çiviydi dedik, şişeydi dedik, bıçakları vermedik. Vermedik ama bu davranışımız idarenin üstünde kötü bir tesir yaptı. Aletleri vermememiz onların disiplinini kırdığı gibi bu aletler bizde oldukça başka hadiselerde yapacağımızdan korkmuşlardı. Ben bunun hesabını yapıyordum. Bizim yediğimizi bizden alıp kapalıya götürürler. Orada yıkarlar bizi. Bunu isteseler yapabilirlerdi ama yapmıyorlardı. Bir hafta idare bizim üstümüze gelmedi. Biz de hiç gürültü patırtı yapmadan oturuyorduk. Sonunda ne olacağını gördük. Ben bu Konyalı efeleri öldürmez de işi yaralamada bırakırsak bize sürgün çıkmayacaklarını hesaplamıştım. Sürgün çıkmayınca da yaptığımız olaylardan sonra cezaevinde hakimiyeti elimize alırdık diye düşündüm. Ama biz olayda kullandığımız aletleri vermeyince şişti, şişeydi falan deyince idare işi başka türlü çözümlemiş ve bizim hepimizin sürgününü çıkarttılar. Olaydan bir hafta sonra her zamanki gibi gece yarısı koğuşumuzun kapısı açıldı. Hepimiz dışarıya çıkartıldık ve tepeden tırnağa arandık. Sürgünümüz Afyon'a çıktı. Biz Antepli 7 kişiydik. Bize karşı çıkmayan, bizlerden yana gözüken 5 de Konyalı arkadaş bizim aramızdaydı.